Evet, ben Nezih Orhan. Uluslararası iletişim dersimizin ve bağlı kitabımızda gerçekten birbirinden ilginç, farklı ve son derece de güncel konularımız yer almakta. Öncelikle uluslararası iletişim dediğimiz zaman iki ayrı vurgudan yararlanmış oluyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii iletişimin kendisi. İletişimin hem bireyler arası düzeyde gerçekleştiğini biliyoruz ama hem de artık iletişimin sınır tanımayan bir özelliğinin, sınırları aşan bir vurgusunun olduğunu biliyoruz. O yüzden iletişim kavramı artık gerçekten küresel düzeyde tartışılan ve dünyadaki birçok meselenin içerisinde farklı boyutlarıyla ele alınan, araştırılan, sorgulanan bir konu. O yüzden bir yerde uluslararası iletişim ifadesi yerini ve anlamını da bulmuş oluyor. Tabii uluslararası iletişim dediğimiz zaman içerisine temel başlıklarıyla farklı farklı konular giriyor ama bunlarla da sınırlı değil. Ama biz özellikle uluslararası iletişim kitabımızın içerisinde birincisi bu uluslararası iletişim ağını, varlığını sağlayan altyapıların neler olduğu konusunda bir takım konuları paylaşıyor olacağız. Aynı zamanda tabii bu ağlardan, bu dünya çapındaki birliktelikten bahsettiğimizde iletişimin olmazsa olmaz en önemli özelliklerinden bir tanesi özgürlüğü, temel bir insan hakkı olması ve bundan nasıl faydalanıldığı farklı kültürlerde bunlar var. Aynı zamanda az önce de söylediğimiz gibi kürenin içerisinde küresel anlamda medya sistemleri iletişime bağlı olarak nasıl gerçekleşiyor yer alıyor. Ve tabii takdir edersiniz ki iletişimi kontrol etmek, elinde tutmak, bunu böyle algılayanlar için bir güç meselesi ve iletişim ve güç kavramlarını beraber değerlendirmeye çalışacağız. Ve tabii ki iletişimden yararlanma, iletişimi kullanma anlamında dünyada farklı iletişim kültürleri var. Ve bunların birbirleriyle alışverişleri var. Bunların üzerinde durmak da son derece önemli. Tabii iletişim, yeni iletişim teknolojileri hem sonuç olarak hem girdi olarak neden sonuç ilişkisi içerisinde küreselleşme ile çok iç içe anılan bir kavram. Buna bakmak gerekiyor ve tabii bilginin, haberlerin, iletişimin bütün içeriğinin gezinmesi dünyada bir de küresel haber ağlarının varlığını da gerekli ve önemli kılıyor. Bir de tabii son dönemde artık sorgulamadan kullandığımız ve parçası olduğumuz internet meselesi, sosyal ağlar. Bu küreselleşme, uluslararasılık içerisinde iletişimle beraber tartışılan konulardan bunları hep beraber bakıyor olacağız.